Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vaafu anna, vaafir lana ve erhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin vel münafikin vel murteddin. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَفَهْمًا وَأَلْهِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. Evet. Bugünkü tefsir dersimizde Fahreddin Razi Hazretlerinin eseri olan Tefsir-i Kebir veya Mefatih-ül Gayb isimli tefsirde cilt 23 sayfa 463. Bu bölümde Kevser kelimesinin çeşitli manalarını ele alıyor. Şimdi Kevser kelimesi filolojik olarak yani lügaten önce Kevser kelimesi nasıl yapılmış? Kevser kelimesi Arapçada fevale vezninde bir kelime olup kesret kökündendir. Alabildiğine çok demektir. Çünkü oğlu seferden dönen bir bedevi kadına oğlun ne getirdi, neyle döndü denildiğinde Kevser getirdi der ki bu çok çok şeyler getirdi demektir. Yine Arapçada çok bağışta bulunana Kevser denilir. Nitekim El-Kumeyt şöyle der. Mealen, yani bu kopya yani kitaptan kopyalarına sahip olduğu için bazen tam belirgin çıkmıyor bazı kelimeler. Onun için manasını, mealini okuyorum. Ey Mervan'ın oğlu sen çok verensin, güzelsin, baban İbnül Fezail de çokça bağışta bulunurdu, dermiş El-Kumeyt. Tanıdığım bir isim olmadığı için vasıflandıramayacağım. Nitekim çok olup her tarafı yayılmış o toza da Kevser denilir. İşte Arapçada Kevser'in manası bundan ibarettir. Şimdi Arapçada, Arapça derslerinde söylüyoruz. Kelimeler ya üç harfli olur ya da dört harfli olur aslından. Şimdi bu üç harfliler altı baptır, altı çeşittir. Vezinleri faaledir. Efendim, faale yef'ulu falan böyle altı tanedir. Faale yef'alu, faile yef'alu, faule yef'ulu, faile yef'ulu. Tabi bu Kevser'in de üç harfisi kesuradır. Kesura, yani kesret, çokluk. Ve bu kesura bir de dört harflere ilhak olarak yani mülhak yapılan üç harfler vardır. Bunlar da vav ve ya harfleriyle yapılır. Bunlardan birisi de işte faale fiiline f ile ayn arasında bir vav gelmiş. Fevale yapılmış, fevale vezni. Bu kesurada Kevser olmuş. Mesela cehara, değil mi? Cehara açığa çıkarmak. Cevhara var. Mesela cevhara da böyle gelmiştir. Bu da çokça açığa çıkarmak demektir. Yani mesela sesli Kur'an okuyorsa cevhara denildiği zaman çok daha çok sesli okuyor anlamı çıkar. Böyle kelimeler var işte. Mesela batara, beytara gibi işte böyle var yani. 5-6 tane. Neyse biz konuyu dağıtmadan Kevser kesureden Kevser yapılmıştır. Yani faaleden ya da feuleden fevale veznine uygun şekilde yapılmıştır. Kelimenin yapısı böyle. Kevser hakkında müfessirler tabi izahlar yapmışlar. Birincisi Kevser cennette bir ırmaktır.
yani en meşhur ve en selef halef tarafından tercih edilen bu görüşe göre Kevser cennette bir ırmağın adıdır. Tabi mahşerde havuz da deniliyor ama cennette ırmak olması bizim için daha avantajlıdır. Çünkü mahşer, herkesin hesabı kitap bittikten sonra mahşer orada kapanacak, havuz orada kalacak. Ama Kevser cennette olduğu için oradan ebediyen istifade edilecek. Çünkü cennetin içinde. Bu da şöyle bir hadisle tasdik ediliyor. Cennette kenarları tıpkı içi oyuk inciler gibi olan, kubbeler gibi olan bir nehir gördüm. Ve su yatağını elimi vurdum. Bir de baktım ki kokusu hemen yayılan, alabildiğine kokan bir misk. Tabi Miraç'ta oluyor bu. Bu nedir dediğimde Cebrail aleyhisselam ne diyor? Bu Allah'ın sana verdiği Kevser'dir. Evet. Bu sana verdiği Kevser'dir. Bazı bölümlere kısa kesmek için, çünkü vakitten kazanmak için kısa keselim. İşte bu Kevser nedir? Sütten daha beyazdır, baldan daha tatlıdır, bir nehirdir. İşte orada boyunları melez develerin boyunları gibi olan yeşil kuşlar var. Kim o kuştan yer, o sudan içerse diyor, rıdvanı elde eder. Yani rıdvan da cennetin tabi bekçisinin adı ama rıdvan burada Allah'ın rızası demektir. Allah'ın rızası demektir. Evet. Bu cennette bir nehirdir. Şimdi ikincisi, az önce de hatırlattığımız gibi bu Kevser bir havuzdur. Bir havuzdur. Buna göre de hadisler meşhurdur. Bu görüş ile birinci görüş şöylece bağdaştırılabilir. Belki de o nehir bu havuza dökülmektedir. Yahut da cennetteki nehirler işte bu havuzdan çıkar, kollara ayrılırlar. Binaenaleyh bu havuz cennet nehirlerinin ve çeşmelerinin kaynağı gibi olmuş olur. Sonra Kevser üçüncü olarak o dikey videoda da listesini yaptık. Üçüncüsü Peygamberimizin âlidir, yani ehli beytidir. Çoluk çocuğu, torunları, kıyamete kadar gelecek olan neslidir. Hatta hani bugünlerde çok konuşulan Hazreti, hani zuhur edecek olan, nüzul değil, nüzul, İsa aleyhisselam nüzul edecek, Hazreti Mehdi zuhur edecek. Yani o bir müddet kayıp ortaya çıkacak. Kendisi ortaya çıkacak. Ona zuhur denir. Evet, o da nedir? Resulullah Efendimizin neslindendir. Ve bu yüzden de Resulullah Efendimizin nesli Kevser olarak adlandırılmıştır. Evet, çünkü bu sure Resulullah Efendimizi ebter diye ayıplayanlara bir cevap olarak inmiştir. Buna göre mana Allahu Peygamber'e zamanlar geçtikçe sürüp giden nesiller vermiştir. Bir bak Ehli Beyt'ten ne kadar adam öldürülmüştür. Ama yine bak ki bütün dünya Ehli Beyt ile dopluluyken Emevilerden itibar edilecek hiç kimse kalmamıştır. Yine bir bak ki Ehli Beyt içinde Muhammed Bakır, Cafer Sadık, Musa Kazım, Muhammed Rıza ve Ennefsü Zekiye ve emsali nice yüce şahsiyetler vardır. Tabi bu Ehli Beyt'in en faziletleri efendim dört kişidir. Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Fatıma ve iki oğulları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhum hazretleridir. Ve Hazreti Hasan'la Hüseyin'in soyundan gelen nesil bunlar da Ehli Beyt'in içine dahildir yani. Yani nesil olarak. Evet, bir sonraki Kevser'in manası Resulullah Efendimizin ümmetinin alimleridir. Evet. Ve Fahrettin Razi kendi ifadesiyle
ömrüme yemin ederim ki en büyük ve en çok hayır yani Kevser budur diyor. Çünkü bu ümmetin alimleri İsrail oğullarının peygamberi gibidirler ve bunlar Resulullah'ı anlatmayı sever. Dininin eserlerini ve şeriatının prensiplerini yayarlar. Elhamdülillah Cenab-ı Hak herkese nasip etmese de nasip ettiği kullar var. Ve dini Allah'a kitabı anlatan alimlere Cenab-ı Hak bunları sürücü lisandan muhafaza eylesin. Tabi alimlerin bir görevi de bakın Efendimiz buyurmuşlar ki ulema ümmeti ki enbiya-i beni İsrail. Yani beni ümmetimin alimleri İsrail olanın peygamberleri gibidir. Ümmetin alimlerinin İsrail olanın peygamberlerine benzetilmesinin sebebi şudur. Peygamberler marifetullah'ın temel prensiplerinden müttefik yani bir ittifak yani aynı kanıdadırlar, aynı inançtadırlar. Şeriat ahkamında ise şöyle düzelteyim. Yani temel prensiplerde müttefik demek tüm peygamberler aynı akaid konusunda aynı konuları getirmişlerdir ümmetlerine. Şeriat ahkamında ise her ümmete uygun olan ulaşsın diye Allah'ın halkına bir rahmet olarak farklı farklıdırlar. İşte bunun gibi Muhammed ümmetinin alimleri de Allah'ın dininin temel prensiplerinde müttefık, insanlara bir rahmet olsun diye ikinci derece konularda ise farklı farklı içtihatlara sahiptirler. Bakın bir de şöyle faziletler var alimlerin. Şimdi birincisi yani A yazan yer. Rivayet olunduğuna göre kıyamet günü her peygamber peşinde ümmeti olduğu halde mahşer meydanına getirilir. Kimi peygamberler peşinde bir veya iki kişi olduğu halde getirilir. Belki de ümmeti olmayan peygamberler vardır. Bunda kesin bir bilgimiz yok. Ama ümmeti Muhammed'in alimlerinden her biriyle birlikte binlerce kişi olarak gelirler. Yani ümmeti Muhammed'in alimleri çağrıldığı zaman peşlerinden binlerce kişi onları takip eder. Derken hepsi Hazreti Peygamber'in arkasında toplanırlar. Böylece bu alimlere tabi olanların sayıları o peygamberlere tabi olanların sayılarından kat kat fazla olur. İşte İsrailoğullarının peygamberlere gibi olmalarının nedeni budur. Veya o sebeplerden birisi. Tabi İsrailoğullarının peygamberlerinin de derece derece olması hasebiyle ümmeti Muhammed'in alimleri de derece derecedir. Mesela peygamberlerden Ülül Azm peygamberler vardır. Efendim, Rasuller vardır, Nebiler vardır. 3 derece peygamberlik makamı vardır. Ulemanın da kendilerine göre dereceleri vardır. Tabi onun kimin ne olduğunu Allah bilir. Hak Teala bilir. Ama alimlerin de böyle dereceleri vardır. Hatta hem şeriat ilimlerinde hem marifet ilimlerinde olan alimlere hani çift kanatlı alim derler. Onların dereceleri daha farklı. Çift kanatlı, zülcenahayn denir, çift kanatlı. Şimdi sadece şeriat ilmi var da marifet ilmi yoksa, tasavvuf yoksa o zaman hataya düşme tehlikesi çok yüksektir. Sadece tasavvuf varsa, şeriat ilmi yoksa o da tehlikededir. Onun da zındıklığa düşme tehlikesi vardır. Maazallah. B. Bu peygamberler kendilerine tabi olanlar için vahiyden alınmış naslarla isabetli ve doğru cevaplar verirler. Ümmeti Muhammed'in alimleri ise onca zor olmasına rağmen istinbat ve içtihat ile yahut da bazı başka alimlerin görüşüne dayanarak isabetli cevaplar verirler. Yani kıyas fuha denilen başka alimlerin görüşüne göre zamanın şartlarına göre kıyas yaparlar. Ona göre hüküm verirler. Bunlardan bazıları görüşlerinde hata etseler bile hata eden de ecrini alır, sevabına ulaşır. Hatta hata eden bir ücret alır,
istinbatın içtihadında isabet eden iki sevap alır. Yani birincisi isabet ettiği için sevap alıyor, bir de uğraştığı için, içtihad ettiği için, uğraştığı için sevap alıyor. Hata eden de isabet ettiğinden etmediği için sevap alamıyor. Sadece uğraştığı için. Çünkü ilim yolunda uğraşmak da nedir? İbadettir. Ücrete tabidir. Sonra Kevser peygamberimize verilen nübüvvettir. Peygamberliğinin çok çok hayırlı olduğunda şüphe yoktur. Çünkü bu rububiyetten sonra ikinci derece işgal eden bir mertebedir. Yani itaat açısından, kulak verme açısından ikinci derece. İşte bu yüzden Hak Teala kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur Nisa suresinde buyurmuştur ki bu imanın yarısıdır. Hatta Resul'e itaat marifetullah ağacının bir dalı gibidir. Çünkü peygamberlik müessesesinin bilgisinden önce mutlaka Allah'ın zatının, ilminin, kudretinin ve hikmetinin bilgisinin bulunması gerekir. Sonra nübüvveti bilme gerçekleşince bundan semi basar, hayri ve vicdani sıfatlar gibi diğer geriye kalan bilgiler elde edilir. Tabi Peygamberimizin faziletleri var. Bu kısmı biraz atlamam gerekiyor. Mesela Hazreti Adem'e olan üstünlüğü var. Efendim, Hazreti Nuh'a olan üstünlüğü, Hazreti İbrahim'e olan üstünlüğü, Hazreti Musa'ya olan üstünlüğü falan. Sonra Hazreti Davud, Hazreti İsa'ya olan Peygamberimizin üstünlüğü. Bunlar Kevser olarak açıklanabilir. Hazreti Süleyman'a olan üstünlüğü. Efendim. Devam edelim. Sonra demiş 6. görüş. Bunu da yazmış mıyız? Evet, 6. görüş. Kevser Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in faziletleri ise sayılamayacak kadar çoktur. Nitekim Hak Teala, eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ve denizler de mürekkep olsa Allah'ın kelimeleri bitmez. Lokman Suresi 27. De ki, eğer denizler Rabbimin kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı Rabbimin kelimelerinden önce o denizler biterdi. Kehf 109'da buyurulmuştur. Sonra Kevser hakkında bir başka görüş, Kevser'in İslam dini olmasıdır. Ki İslam dini en büyük hayırdır. Çünkü dünya ve ahiret iyilikleri ancak İslam sayesinde elde edilir. Yine bu iyilikler onun elden çıkmasıyla elden çıkar. Çünkü İslam marifetullah'tan yahut da bilinmesi gereken şeylerden ibarettir. Nitekim Hak Teala, kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çok hayır verilmiştir buyurulmuştur. Binaenaleyh İslam en büyük ve en çok hayır olunca ona da Kevser denilebilir. Ne demiştik? Kesret çokluk demektir. Vav gelince Kevser olur. Hani kesreten, kevsereten olur, Kevser olur. Bu da çok 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 demektir yani. Ziyadesiyle çok anlamına geliyor. Vav harfi orada. Bir ümmeti Muhammed'in fazileti demiş. Buna göre diyor, Cenab-ı Hakk'ın nimetleri her yeri sarmışken niçin sadece İslam'a Kevser denmiştir denirse biz deriz ki İslam Allah'tan ulaşan bir nimettir. Binaenaleyh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunda temel bir unsur gibi olmuştur. Yani ne demiştik? Risalet en büyük nimet, Kevser. Yani ümmeti içinde İslam, ümmeti Muhammed olmak en büyük nimet. Hani duha namazında zaman oldukça ne diyoruz?
ilk iki rekata şükür niyetine kılarken Ya Rabbi niyet ettim İslam nimetine teşekküren duha namazına diyoruz. Efendim, böyle teşekküren duha namazı kılıyoruz. Sonra Kevser mensuplarının çokluğu, yani ümmeti Muhammed'in çokluğu, ona inananların çokluğu, Kevser taraftarı ve adamları çok olan demektir. Yani şimdi Kevser kelimesi şöyle diyelim, hakikatte Kevser ne demek? Çok çokluk demek, yani ziyadesiyle çok. Ama bunu siyak ve sibaka göre mana verdiğimiz zaman, bu işte bu Fahrettin Razi Hazretleri Mefatihü'l-Gayb tefsirinde olduğu gibi ulema da ittifak etmiş ki böyle manalar çıkarılabilir. Yani mutlak manası nedir? Kevser çok çokluk demektir. Bunlar da nedir? Mukayyet manalardır yani. Hani şeyde hakikat, mecaz, kinaye derslerinde olduğu gibi hakiki manasına benzer manalar verilmiştir. Ne buyurmuştur Efendimiz? Ben Allah'ın dostu, Hazreti İbrahim'in duası, Hazreti İsa'nın müjdesiyim, Hazreti İsa'nın müjdesiyim ve ben kıyamet günü şefaati makbul olanım. Peygamberlerle birlikteyken bir insan topluluğu gözükür ve biz gözlerimizi o topluluğa çeviririz. Her birimiz bu topluluğun kendi ümmeti olmasını ümit ederiz. Bir de bakarız ki bunlar abdest almalarından ötürü yüzleri ak ve pırıltılı kimselerdir. Bunun üzerine ben Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki bunlar benim ümmetim derim. Onlar hesapsız olarak cennete girerler. Tabii yani her abdest alan değil de yani abdestini tam alan ve ahirette o abdest azaları yüzleri ak olmakla beraber abdest azaları da parlayacak. Oradan tanıyacak Peygamberimiz. Onlar da ne yapacak? Kusursuz abdest aldığı için cennete girecekler hesapsız. Sonra diyor başka bir cemaat gözükür. Biz peygamberler gözlerimizi hemen onlara çeviririz. Her peygamber yine bu topluluğun kendi ümmeti olmasını ümit ederken bir de ne görelim? Bunlar da abdest almalarından ötürü abdest azaları parlak ve nişanlı kimselerdir. Sonra ben Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki bunlar benim ümmetim derim. Bunlar da hesapsız olarak cennete girerler. Derken daha önce gözükenlerin üç misli kadar bir cemaat bize gözüküyor ve biz gözlerimizi onlara çeviririz. Yani tüm peygamberler önce bir araya toplanıyor peygamberler. Onlar da böyle her gelen cemaate böyle bakıyorlar. Güzel olanlar için diyorlar keşke benim ümmetim olsa. İşte Hazreti Peygamberimiz bunun peşi sırada birinci, ikinci topluluklar için söylediklerini aynen söylemiş. Sonra da hiç kimse cennete girmezden önce ümmetimden üç cemaat cennete girecektir demiştir. Evet. Sonra başka bir hadiste tabii evlenin, üreyin ve çoğalın. Çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla diğer peygamberlere karşı övünürüm. Hatta düşüklerle. Yani çocuk dünyaya gelmemiş ama düşük olmuş. Yani onlar da diyor sayıya girer. Onlarla da övünürüm. Çokluğunuzu övünürüm buyuruyor. Hani bunlar tabii biraz yoruma açık olduğu için bazıları evlenerek çoğalmayı çoğalın dediğini zannediyor ama yani insanları davet ederek de çoğalmak var işin içinde. Yani onu da yapın. Zaten evlenin, değil mi? Tenâkehu demiş bakın ibarede. Tenâkehu nikahlanın. Tenâselü neslinizi devam ettirin. Benim tekesseru çoğalın. Bu da bence
din kardeşlerini çoğaltarak çoğalmak. Çünkü diğerinde evlinin üreyim var zaten. Bu da din kardeşlerini davet, yani yeni din kardeşleri kazanarak, yeni din kardeşleri kazanarak, İslam'a davet ederek, kabul ettirerek böyle çoğalmak. Bu da bunun içine giriyor aslında. Binaenaleyh Resulullah mükellef çağına gelmeyenlerle bile övüneceğine göre ya böylesine büyük kalabalık ile nasıl övünür? İşte bundan ötürü Hak Teala bu büyük nimeti dile getirmesi, muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik demesi güzel ve yerinde olmuştur. Sonra Kevser, Kevser Resulullah'ın meziyetleridir. Yani peygamber olarak tabi ünlü oluşudur. Efendim, ünlü oluşudur. Şöyle bakalım. Zaten İnşirah suresinde 4. ayette senin zikrini, şanını yükselttik diyor, değil mi? Estağfirullah ve refa'ne aleke zikrak. Sadakallahu lazim. Senin şanını yükselttik. Yani nasıl yükselttik? Mesela dünyanın her bir yerinde her saat, çünkü hani her meridyen arası 15 dakika olduğu için hani böyle çeyrek çeyrek namaz vakitleri ona göre işte neredeyse dünyanın her yerinde 15 dakikada yarım saatte bir ezan okunuyor. Bu her Cenab-ı Hak ezanda kendi ismi olduğu gibi Resulünün de ismi olduğu için biz diyor senin zikrini yükselttik diyor. Yani bu hem şu anlama da gelebilir. Fiziki olarak yükselttik. Yani minarelerden senin ismin söyleniyor. Ondan sonra şanını da yükselttik. İşte nerede seni hatırlasalar, zikretseler ne yapıyoruz? Salavat getiriyoruz. Salavat getiriyoruz. Yani bir mecliste Resulullah'tan bahsedildiği zaman bir kere salavat getirmek bir mecliste vaciptir. Bundan sonraları da müstahaptır. Yani çünkü her seferinde hani bazıları böyle elini kalbine götürür. Bunlara gerek yok. Bir kere vacip olanını yapıyorsun. Bundan sonra mesuliyet düşüyor. Belki içinden söylersin ama böyle hareket, devamlı hareket yapıp meclisin dikkatini dağıtmaya da tabii gerek yok. Efendim, yani abartılı da olmamak lazım. İfrat ve tefritten kaçınmak lazım. Belki ileri zamanlarda ifrat ve tefritten bahsederiz. Çünkü aşırı derecede mesela maşallah, inşallah demek bu ifrattır yani. İnsanı şey yapar. Yani insanın inancına zarar verir. İfrat. Yani ifrat abartmak demek. Tefritte hiç, yani çok önemsememek. Önemsememek. Küçük görmek. Tefrit. Evet. Mesela inşallah kelimesi aklıma geldi. Şimdi inşallah ayet-i kerimede sen yarın veya şu anki zamandan sonraki bir zaman bir şeyin yapacak olduğun zaman inşallah de diyor yani. Şimdi inşallah dersin diyor. Bu da İsra suresinde diye hatırlıyorum. Yani şimdi her şeyde inşallah denmez. Sadece mesela ben yarın şöyle şöyle planım var, yapmak istiyorum. İnşallah yapabilirim denilebilir. Ama bazıları işte ya bana bir su verir misin inşallah? İşte şunu getirir misin inşallah? Bunlar doğru değildir yani. Bunlar inşallah kelimesini sakıza çevirmek gibi, böyle devamlı diline dolamak gibi. Bu doğru değil. Sadece ileride yapacağın şey için inşallah dersin. Bir de kendin için dersin. Başkası için demezsin. Yani sen yarın bize gel inşallah mesela. Öyle denmez. Ha ben şunu yapacağım inşallah. Bunun için inşallah denir. Şayet araya bir şey girer, onu yapamazsan yalan söylemiş olmuyorsun. İnşallah'ın tek maksadı odur. Yani Allah'ın izniyle bunu yaparım. Çünkü yapamadığın zaman inşallah demezsen, yapamadığın zaman mesul oluyorsun. Günah yazılıyor sana.
Ondan sonra ne diyor? Lime tegulune ma la tefalun. Yapamayacağınız, yapmayacağınız şeyleri niye söylersiniz? Buyuruyor Cenab-ı Hak. Biraz dağıttık ama böyle bazen aklıma geliyor. Böyle etrafta gördüğümüz hususları anlatıyoruz. Sonra Kevser ilimdir. İlim demektir. Tabi sebebi de ilim en çok ve en büyük hayırdır. İşte mesela bir ayet-i kerimesinde dersin başında da okuyoruz ya, Taha 114. ayet-i kerime, Rabbi zidni ilma, ya Rabbi ilmimi artır diye dua edilmemiz emredilmiştir. Cenab-ı Hak hikmete de çok hayır adını vermiş ve kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir buyurmuştur. Hikmet şöyle, yani eskiden böyle felsefeyle uğraşanlara, doktor olanlara, çünkü eskiden insanlar ilim öğrendiği zaman hepsini öğreniyordu. İşte felsefe, mantık, coğrafya, işte astronomi, astroloji, bundan sonra hakim, yani tıp öğreniyordu. Bunlara hakim denirdi. Mesela Lokman hakim, hekim. Türkçedeki hekim o demek yani. Kimse hani biz Arapça konuşmak istemiyoruz demesin. Çünkü doktora hekim demek oradan geliyor. Yani hakim kelimesi galatlaşmış, hekim olmuş. Hekim. Hekim doktor demek. Lokman hekim. Yani onlara işte bu hikmet, yani tabi hikmeti de sünnet-i seniye olarak da tefsir edenler var. Yani Kur'an ilmini öğrenmişsin, sonra da hadis ilmini, sünnet-i seniyeyi öğrendiysen diyor, ona çok hayır verilmiştir buyuruyor. Böyle tefsir edenler de var. Yani hadis ve sünnet-i seniye, sünnete tabi olmak, yapışmak, hatta azı dişiyle yapışır gibi yapışmak, değil mi? Benim sünnetime ve benden sonra Hulefai Raşid'in sünnetine diyor, yapışınız diyor Cenab-ı Resulullah. Yani onların yaptığı şeyler de sünnettir. Dört halife. Mesela Hazreti Ömer'in teravih namazını cemaatle başlatması. Yani bildiğimiz kadar, aklımıza geldiği kadar söylüyoruz. İşte Hazreti Osman'ın zekat müessesesini bir merkeze değil de yerel yerlerde topladıp sonra merkeze intikal etmesini falan, böyle yeni yeni istihsani şeylerin yapılması falan, bunlar nedir? Onların sünnetleridir. Onları da kabul etmek lazım. Yani Hulefai Raşidin, Çehar-ı Yâr-ı Güzin, Resulullah'ın dört sevgili, işte iki kayınpederi, ikisi de damadı. Bunların da yaptıkları nedir? Uygulamaları sünnettir. Sünnet gibidir. Resulullah'ın sünneti gibidir. Şu sünnete yapışmak lazım. İşte Hazreti Ebu Bekir, öyle diyenler olabilir. İşte Hazreti Ebu Bekir Kur'an'ı toplamış. Bu caiz midir? İşte Hazreti Ömer teravihi cemaatle kıldırdı. Bu caiz midir? Böyle böyle tartışmalara giren insanlar var. Bunlar bu hadisleri tanımaları lazım. Bu mealciler. Sonra işte biz Kevser'i ya ahiret nimetleri yahut da dünya nimetleri manasını alabiliriz. Birinci manayı almamız mümkün değildir. Çünkü Cenab-ı Hak verdik buyurmuştur. Halbuki cennet nimetlerini Allah vermedi, verecektir. Dolayısıyla Kevser'i peygambere dünyadayken ulaşan nimetler manasını hamletmek vacip olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadayken gelip ulaşan şeylerin en kıymetlisi ise ilimdir. Nübüvvette ilmin içine dahildir. Öyleyse diyor, Kevser lafzını ilim manasına almak gerekir. Çünkü biz sana Kevser'i verdik buyurunca bunun peşinden şimdi Rabbin için namaz kıl, kurban kes buyurmuştur. İbadetten önce gelen
geçen şey ise ilimdir, marifettir. Yani inne a'tayna, İslam'da inne a'tayna kel kevser. El kevser diyor, burada ilimdir, marifettir. Sonra fesalli li rabbike. Namaz kıl. Efendim. Sonra namaz kıldıktan sonra şey yap, venhar, venhar yap, hani kurban kes. Bu da diyor onun namaz, yani ilim, ilim, namaz ve kurban kesmesi onun bu yolda olanın, yani malının bol olacağını ya da bolluk içinde yaşayacağını diyor, işarettir diyor. Sonra Kevser güzel ahlaktır. Güzel huy. İşte bu görüşte olanlar şöyle demektedir. Güzel huydan istifade alimin, cahilin, dört ayaklı hayvanın, yani behime ve insanın, tabi hayvanlar iki ayaklı olan da var tabii ki, kanatlılar yani. Hani bunu mecazi olarak falan değil de iki kanatlı hayvanlar, yani burada dört ayaklı yazmış. Kanatlar da var tabii ve insanın kendisinden yararlanacağı genel bir istifadedir. Yani güzel huy, güzel huydan hayvanlar bile yararlanabilir. Ama ilimden istifade ise sadece insanlara mahsus bir husustur. Dolayısıyla güzel bir huyun faydası daha genel ve şumullü olmuştur. Böylece de Kevser'i bu manaya hamletmek gerekmiş olur. Hamdolsun ki Hazreti Peygamber de böyleydi. O yabancılar içinde tıpkı bir baba gibiydi. Müşkillerini çözer, işleri hususunda onlara yeterdi. Hazreti Peygamber'in güzel huyu, müşrik topluluğu onun dişini kırınca Allahümme ihdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım kavme doğruyu göster, zira onlar bilmiyorlar diyebilecek bir noktaya ulaşmıştı. Bu rivayet tabi Taif için de geçerli. Taif'ten dönerken oranın halkı çoluğu çocuğu peşine taktılar. Onlar da onu taşa tuttular. Sonra işte eli ayağı vücudu yara bere içinde kalınca bir dehşetli bir melek belirdi. Ya Resulallah, istersen dedi şu Taif'in altını üstüne getireyim dedi. O da ne yaptı? Allahümme ihdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Yani tabi şunun için de yaptı. Hem ileriyi görerek, yani bu Taifler şimdi böyle ama bunların neslinden nice nice müminler çıkacak. Nice nice Müslümanlar çıkacak. Onun için Allah'ım onlara doğruyu göster, zira onlar bilmiyorlar diyebilecek diyor, bir noktaya ulaşmıştı. Yani belki kavmime doğruyu göster, ihdi kavmi belki onlara direkt tecelli etmemiş olabilir ama onların nesline tecelli etti. Yani bir babanın alacağı dua ve beddua insanın nesline de tesir edebiliyor, onlar da tecelli edebiliyor. Onun için yani bazen derler ya, çektiğimiz bazı meşakkatler dedelerimizin, atalarımızın derler, yaptığı günahlar karşılığı falan derler. Belki böyle bu derece doğrudur. Ama Resulullah'ın duası ihtikavmi, Allahümme ihtikavmi, kendileri için tecelli etti veya etmedi ama nesli için etti. Onlar da Müslüman oldular. Tabi Kevser makamı şefaattir. Makamı Mahmud'dur. Bundan dolayı Cenab-ı Hak dünyadayken, sen onların içindeyken Allah onları azap edecek değildir buyurmuş. Ahiret hususunda da şefaatiyle ehlil kebairi minel ümmeti, li ehlil kebairi ümmeti yazmış burada ama li ehlil kebairi minel ümmeti diye biliyordum. Şimdi sen onların içinde iken Allah onları azap edecek değildir buyurması şunu da insanın aklına getiriyor. Yani Resulullah, şehitler ölmez biliyorsunuz.
Şehitler ölmez. Peki şehitler ölmez de şehitlerden daha üstün olan sıddıklar ve peygamberler ölür mü? Onlar da ölmez. Demek ki Resulullah ve belirli makamda olan sıddıklar, ulema-i kiram, yani belirli grup insanlar içimizde olduğu için Allah bize ne yaparsak yapalım azap etmiyor. Bu ayet-i kerime buna da işaret olabilir. Ne diyor? Sen onların içindeyken Allah onları azap edecek değildir. Çünkü önceki ümmetlerde işte günahlara göre cezalar olmuş. Efendim, çünkü peygamberlere artık dayanamamış, dua etmişler, yardım istemişler. Cenab-ı Hak da ne yapmış? Birçok ümmeti helak etmiş. Ama Resulullah Efendimiz öyle hiçbir şekilde menfi duada bulunmamış. Devamlı merhametle dua etmiş. Ve bizim aramızda olduğu sürece de diyor Allah onlara azap etmez. Yani şu devirde eğer bulunduğumuz yer altı üstüne gelmiyorsa ne demektir bu? Resulullah bizim aramızda demektir. Ha biz tabi haberimiz yok, bilmiyoruz, görmüyoruz. İşte benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir buyurulmuş. Ebu Hureyre'den gelen rivayete göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. İnne likülli nebiyyin daveten müstecabeten ve inni habetu daveti şefaaten li ümmeti yevmel kıyameti. Her peygamberin duası diyor, müstecap bir duası vardır. Ben ise bu duamı kıyamet günü ümmetime şefaatçi olayım diye sakladım buyurmaktadır. Vakte bakalım. 42 dakika. Şimdi burada tabi Kevser suresindeki mucizevi özellikler var. Şimdi bir de tabi sonuncu olarak Kevser suresinin verilmesi. Kevser suresinin ümmeti Muhammed'e verilmesi. Bunun faydası nedir? Kısa olmasına rağmen dünyevi ve uhrevi bütün menfaatleri taslamam ihtiva eden bir suredir. Çünkü bu sure şu bakımlardan mucizevi durum ihtiva eder. Birincisi biz Kevser'i Hazreti Peygamber'in etbaanın çokluğuna ve manevi neslinin kesilmeyeceği manasına aldığımızda bu bir gaybtan haber verme olmuş olur. Nitekim verilen bu haber vakaya da uygun olarak gerçekleşmiştir. Böylece bu bir mucize olmuş olur. İkincisi Cenab-ı Hak şimdi Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyurmuştur ki bu Hz. Peygamber'in fakirliğinin sona ereceğine, kurban kesebilecek mali güce ulaşacağına bir işarettir. Bu böyle olmuştur. Binaenaleyh bu da gaybtan bir haber verme, dolayısıyla da bir mucize olmuş olur. Şimdi bazıları diyor ki Peygamberimiz diyor fakirdi diyor. Peygamberimiz fakirdi diyor. Hayır, peygamberimiz fakir değildi. Peygamberimiz çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerime ile savaşta gelen ganimet mallarının beşte birini Resulullah'ın ve ailesinin emrine tahsis etmişti. Yani Beytülmal'e de tahsis etmişti. Peygamberimiz bunların tamamını fakirlere dağıttı. İhtiyaç sahibine dağıttı. Peki peygamberimiz fakir olsa bunları yapabilir miydi? Yapamazdı. Demek ki fakir değildi. Ama günlük yaşıyordu. Yani maddi açıdan günlük yaşıyordu. Yani bulabilirse ne yapıyordu? Beraber bulduğu birkaç kişiyle beraber oturup yiyordu. Bazen 3-5 gün aç kalıyordu falan. Ama fakir değildi. Çünkü fakir olsaydı insanlara yardım edemezdi. Yani elindekinin tamamını verdiği için fakir duruma düşüyordu ama bu geçici fakirlikti. Sonra tekrar eli bollaşıyordu.
üçüncüsü de diyor, Cenab-ı Hak sana buğz eden asıl zürriyetsizdir buyurmuştur. Bu durumda haber verildiği gibi gerçekleşmiştir. Dolayısıyla da bir mucize olmuştur. Yani dikkat ederseniz buğz eden kişiler, işte o zamanın şartlarında şimdi şeyde Kevser suresinin tefsiri vardı kısaca. Orada yanlış hatırlamıyorsam As bin, yani şeyin babası Amr ibnül As, Amr'ın babası As, o da As bin Vail olan bu müşrik. Çünkü oğlu tamam sahabi ama kendisi müşrik. Amr ibnül As sahabi oldu. Resulullah'ın himmetini kazandı, muhabbetini kazandı ama babası müşrikti. Yani herkese hakkını vermek lazım. Bu işte dedi sen ebtersin dedi falan. Ama onun nesli sonra devam etmedi. Yani buğz eden kimse artık. Yani bu zamanda da böyle bir araştırın. Direkt İslam'a düşman olmuş, Resulullah'a buğz eden insanların nesli yoktur. Nesli yoktur. İşte manevi evladı vardır, şu vardır, bu vardır, evlatlığı vardır. Ama kendi zürriyetinden nesli yoktur. Bu da bir surenin bir mucizesidir. Onlar diyor, küçük olmasına rağmen, yani sure küçük olmasına rağmen bu sureye muarazada bulunamamışlardır. Böylece Kur'an'ın tümünün, mucizeliğinin bu sureyle ortaya çıktığı sabit olmuş olur. Çünkü onlar kısa olmasına rağmen bu sureye muarazı edemediklerine göre Kur'an'ın tümünü haydi haydi muarazada bulunamazlar. Yani muaraza arzlaşmak demek. Yani böyle karşılıklı işte tartışmak. İşte şeyle aynı kökten geliyor muaraza. İtiraz kelimesiyle aynı kökten geliyor. Yani itiraz edemezler işte. Yani Kur'an'a bu sure küçük de olsa itiraz edemezler. Karşılık veremezler. İşte bu bakımlardan bu surenin mucizeliği zahir olunca nübüvvet takarruf etmiş olur. Yani takarruf demek kararlaşmış olur. Kafla yani karra, kerra değil de tekerrür değil takarruf. Tabi nübüvvet takarruf edince de diyor tevhid ve yaratıcının bilgisi kesinleşmiş olur. Yani Cenab-ı Hak bunları biliyordu zaten. Biliyordu. Bu surede haber veriyor. Yani ileride olacak şeylerden haber veriyor. Aynı Tebbet suresi de. Öyleydi yani Ebu Leheb'in ateşe gireceğini haber veren sure. Bir papaz diyelim. Papaz Müslüman olmuş. Demişler ki niye Müslüman oldun? Demiş ki Tebbet suresini inceledim. Orada Allah Ebu Leheb'in cehenneme gireceğinden bahsediyordu. Halbuki diyor Ebu Leheb Kur'an'a itiraz etmek için Müslüman oldum diyebilirdi diyor. Ama demedi. Bu da diyor bir mucizedir. Allah'ın gaybden haber vermesidir. Buna diyor şaşırdım. Onun için diyor Müslüman oldum. Derken Allah'ın Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu ortaya çıkmış olur. Bütün bu hususlar kesinleşince de dünyevi ve uhrevi iyiliklerin tümü kesinleşmiş ortaya çıkmış olur. Binaenaleyh bu sure tüm maksatları taslaman ve güçlü bir biçimde ispatlayan kısa ve özlü bir nükte, kısa ve özlü nükte gibi olmuş olur. Böylece de şeklen küçük ama manacı büyük bir sure olmuş olur. Ayrıca bu surenin diğerlerinde bulunmayan bir takım özellikleri vardır. Bu surenin tamamı 3 ayettir. Halbuki biz bu 3 ayetten her birinin haber verdiği şeyin mucize olduğunu beyan ettik. O halde bu demektir ki bu sure hem her bir ayeti açısından hem de toplumu açısından bir mucizedir. Ki bu özellik diğer surelerde bulunmaz. Binaenaleyh Kevser sözüyle bu surenin kendisi kastedilmiş olur.
İşte bu şeyin Kevser'in anlamı geldiği şey devam ediyor. Sanırım burada yavaş yavaş bitirelim. Bizim tabi asıl maksadımız tüm sureyi anlatmak değil, sadece Kevser suresinin çeşitli manalarından bahsetmekti. Kevser suresinin böyle kısaca tefsirini yapan, izahını yapan bir videoda çekmiştik daha önce. Ona da isteyen bakabilir. Evet. Bu Sure-i Celile'nin üzerimizde manevi tecelliyatı için bir kere okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'adaynâ kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şâni'eke huvel ebtar. Sadakallahu'l-Azim. Subhane rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn. Selamun aleyl mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.